Merhaba değerli Öykü Seven Hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Hanımlar, bugün battaniyemin ikinci bölümünü anlatacağım. Birinci bölümde şu dilimi göstermiştim, nasıl yaptığımı. Sağ üst köşeye dikkat ederseniz orada çıkacaktır. Eğer oradan kaçırırsanız videoma başlık yazdığım yerde daha fazla kısmı var. Oraya tıklayınca aşağıda eklemiş olduğum battaniye modellerimi görürsünüz. Şimdi hanımlar, bunu eklemesini nasıl yaptım onu göstereceğim size. Öncelikle şöyle bir bakın, tersten gösteriyorum. Hiçbir şekilde renk geçişlerinde bir sıkıntı yok. Düzden de gösteririm. Düzden de aynen böyle çok güzel oldu. Kaydırma tekniği kullanarak işlemimi yaptım. Son dilim parça kaldı. Şöyle takıyorum bakın. Öncelikle hep pembeden aldım, sonra beyazdan aldım. Öyle yaptığın zaman hanımlar, bakın şurada bir hafif renk geçişi oluyor. Ama beyazdan alıp da pembeden alırsam, önce beyaz sonra pembe, o zaman arkada renk geçişi görünüyor. Ama bu düz de olduğu zaman burası kapanıyor, arkada kapanmıyor. Bunu denedim, baktım böyle daha güzel oluyor, böyle yaptım. Şimdi hemen şöyle bir tek telini alıyorum hanımlar, bakın. Tığımı taktım böyle tek telini. Sonra beyazdan alıyorum. İpim her zaman aşağıda duruyor. Hiç yukarı çıkarmıyorum. Şöyle tutup üçünü birlikte çektim. Ve kaydırma tekniği dediğimiz işlem. Tekrar bakın, pembeden alıyorum önce. Sonra beyazdan. Böyle yani tek telini alarak çekiyorum. Çift battığınız zaman çok kaba olacaktır. Bakın şöyle bir tane buradan aldım, bir de buradan. Şöyle ipimi buradan tutuyorum, şuradan. Böyle kapatıyorum. Bu kadar basit. Devam ediyorum. En kıyısından, yani uçtan, kıyıdan ilmek alıp sonra beyazdan alıyorum. Ama hep tığımı üstten takıyorum hanımlar, ipi. Bakın şöyle. Yani bu alttan değil de şöyle üstten. Üstten taktım. Burayı da aynı şekilde üstten takıyorum ilmeği. İpim hep aşağıda. Ama tığımı üstten takıyorum. Taktım. Tutup üçünü birlikte kapatıyorum. Bu şekilde hanımlar. Bakın şimdi pembe bitmek üzere. Birazdan beyaza geçtiğim zaman orayı da aynı şekilde yapıyorum da yine de göstereyim. Taktım, üçünü birlikte kapatıyorum. Bu arada ipim yarıldı. Ha, bir de şey söyleyeyim hanımlar. Bu işlemi biraz daha ince bir tığla yapıyorum. 9 numara tığla örüyorum. Ama motifi örerken 2,5 numara tığla ördüm. Çünkü kalın tığla yaparsam, aynı tığla örsem buraya takması zor oluyor. Hani bu kenarları biraz sık olduğu için takması zor oluyor. Onun için kenar işlemini daha küçük, ince tığla yaptım. Yani birleştirme işlemini. Ama şimdi etrafını sık iğne gittiğim zaman yine normal ördüğüm tığla öreceğim. İpim, yani bu tığın başı ince olduğu için ipim bazen yarılabiliyor ama kalın tığla yapsam buraya takamıyorum. Şöyle dediğim gibi bir tane bu kıyıdan alıyorum, bir tane diğerinde. Şimdi kameranın altında da tuttuğum için daha çok zorlanıyorum. Evet hanımlar, bakın. Pembe burada olan dilim bitti. Şimdi motifim. Buradan alıyordum normalde. Şimdi önce pembeden almak için önce karşıya takıyorum tığımı. Taktım. Sonra beyazdan alıyorum. Mutlaka her zaman, şimdi nasıl, şöyle bir şey var hanımlar. Diyelim ki ben bunu
beyazla değil de pembeyle ekliyor olsam, o zaman önce pembeye beyaz almam gerekiyor. Aynı şekilde renk geçişlerini gizlemek için böyle bir çözüm buldum. Çünkü her ikisini de denedim. Böyle daha güzel oldu. Her defasında önce pembeden alıyorum, sonra beyazdan. Bakın şöyle beyazdan aldım. Üçünü birlikte kapatıyorum. Tekrar gösteriyorum. Şöyle en uç kıyıdan dönüş yaptığım yerden aldım. Sonra beyazdan alıyorum ve üçünü birlikte kapatıyorum. Bakın hep tığı üstten takıyorum. Burayı da aynı şekilde üstten takıyorum. Kapatıyorum. Evet hanımlar, bu şekilde eklemelerimi böyle yaptım. Şurada 2 metrim kaldı. Bunu da tamamladıktan sonra etrafına bir sıra sık iğne. Bütün sıraları etrafını dolanacağım sık iğne. Sonra bir trabzan. Bu şekilde arkalarında parça bölüm bölüm yani yaparak ekleyeceğim inşallah. Evet, şimdilik bu kadar. Devamını sık iğne bittikten sonra tekrar göstereceğim. Battaniyemin ekleme işlemlerini bitirdim hanımlar. Boy boy ekledim. Sonra şu kenar yapımına geçtim. Kenar yapımında 4 kenarını da sık iğne gittim. Normal bildiğiniz sık iğne. Yalnız şu köşelerde bir tane çift battım. Sonra ikinci sırasını yaparken şöyle yaptım. Tığıma bir tane ip aldım. Bir tane, birini tek çektim, ikisini çift. Yani bir tane aldım ama üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde. Bu şekilde ikinci sırayı ördüm. Burada da 2 tane çift çift battım. Yani her köşede 2 tane çift trabzan yaptım. Sonra üçüncü sırada da normal yine sık iğne yaptım. Üçüncü sırada da 3 tane ikili battım. Bakın 1, 2, 3. 3 tane ikili battım. Sonra pembe ipimi böyle tersten başladım hanımlar. Yani bu şekilde devam edip de gitmedim düz yönden. Bunları hep düz yönden ördüm. Ama bunu tersten başladım. Şu pot koyunları yaptım. Şimdi bunları nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunu tam bitirmeden üzerine sık iğnesini de yaptım. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi bunu nasıl yaptım? Aralarını sayılarını vererek başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane. Aralarda sık iğne bıraktım. Fındıklarımı yaptım. Aynı şekilde dilimlerde nasıl yaptıysak o şekilde yaptım. 4 tarafını dolandım. Kısa bir yeri kaldı. Burayı da göstermek için bıraktım. 2, 4, 6 tane oldu. Kapattım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Son pot korunu yapıyorum. Bitiyor. İki, üç, dört, beş. 5 tane yaptım. Bir tane de bu vardı. 6 tane tığımda ilmek var. Kapatıyorum. Evet, geldim sonuna. İlk başladığım yer burası hanımlar. Şöyle kaydırmayla geçişimi yapacağım buraya. Ve pembe ipimi kıracağım. Bakın bu şekilde
kenarlarını yaptım. Şimdi üzerine bir sıra. Bakın zaten yaptım. Bir tek bir kenarı kaldı. Orayı da göstereceğim. Buraya bir sık iğne yaptım. Bütün artırma yapmadım buradan. Bu sırada artırma yok. Bunlar bu futkorunları yaparken de artırma yapmadım. Şöyle her hani motifte nasıl yaptık? Her o kenarlarına şu fındığın iki kenarına ve de bu üzerine batıyorduk. Aynı şekilde yaptım. Hiç farklı bir şey yok burada da. Artırma yapmadım bu sırada. Pembenin üzerine bir sıra sık iğne dört köşesinde dolandım geldim. Sonra onun üzerine ikili çektiğim trabzanlar yaptım hanımlar. Battaniyem biraz bana sanki küçük gibi geldi. En azından bir 2 santim daha artsın diye bu şekilde yaptım. Şimdi son trabzanımı yapıyorum. Burayı kapatma işleminde şöyle yapacağım hanımlar. Arada boşluk oluşmaması için birini çıkardım. Üçüncüyü şöyle geçiş yaparak tamamladım. Şimdi bir zincir çektim. Hemen sayıyorum hanımlar. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. Tığımın üzerine bir tane aldım. Bakın. Bir tane alıyorum. Tek çektim. Sonraki 2. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tek çektim. 2, 2. Bu şekilde aynı yuvaya 7 defa battım. Batacağım yani. Daha yeni başladım. Battım diyorum. Bu son sırası aslında orijinalinde böyle. Ama siz isterseniz şimdi farklı bir fikir daha göstereceğim. 2, 4, 6 bir tane daha yapayım. Ya bir alternatif olarak göstereceğim. 1, 2, 3. Üçüncüye battım. Bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Yine sayıyoruz. 1, 2, 2 tane boş bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir hafif de uzatıyoruz trabzanları. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trabzanı yaptım. Bakın 7 trabzan yaptım. Şimdi sayıyorum. 1, 2 tane bırakıp üçüncüye bir sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2. Hep aralarda 2 trabzan bırakıp üçüncüye batıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Etrafını 4 sıra pardon 4 kenarı da bu şekilde dolanınca battaniyem bitmiş olacak ama dediğim gibi ben size bir şey daha göstereceğim. Bir fikir olsun diye dileyen öyle yapabilir. Yapmak istemeyen bu şekilde de bırakabilir. Şimdi bakın şöyle 2 tane benim dilimim oluştu. Evet, şimdi pembe ipimle şöyle üzerine bir işlem yapacağım. Şöyle şuradan başlayacağım. Şu şekilde bir kaydırma yapacağım. Bu dediğim gibi bir tercih. İsterseniz yaparsınız. Fikir olsun diye gösteriyorum. İstemezseniz olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Şöyle kaydırma tekniği kullanarak bütün battaniyenin etrafını bu şekilde yaparsanız güzel bir görünüm olacaktır. Şöyle ki çerçeve içine almış oluyor. Battaniyeyi pembe iple çerçeve içine almış oluyoruz. Daha hoş bir görünüm olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle devam ediyorum. Bakın şöyle kaydırma tekniği. Çektirmeden gevşek bir şekilde bırakacaksınız. Çektirirseniz toplanır. Sonucu göstereceğim şimdi. Evet. Bu şekilde hanımlar. En son sıra
bir sırada yani bu şekilde gittiğiniz zaman böyle olacak. Tercih sizin, dediğim gibi dilerseniz gidersiniz, dilerseniz sadece bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ya da hani burası kabarık olsun istiyorsanız beyazla da gidebilirsiniz. Sadece nacizane bir fikir. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Evet, umarım anlatımdan memnun kaldınız. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Yeni farklı fikirlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun ve aynı şekilde fikirlerde kalın. Hoşça kalın.